Ömer'den para topladı ama onlara söz verdiği altınları gününde vermedi. İstanbul Ümraniye'deki kuyumcu bir haftadan beri de kapalı olunca ona para veren müşteriler dükkanın önünde toplanmaya başladı. Dükkan kapalı görüyorsun, kimse yok. İçinde bir şey yok. Dolandırıcı korkusu var tabii illaki. Yani. Kimi birikimini, kimi emekli maaşını vermişti. Sözde çok güvendikleri kuyumcudan altın alacaklardı. Fakat sürekli görüştükleri o kuyumcu adeta sır oldu. Kendisi telefonları da görüyor. Aradığımızda açık. Mesaj atıyoruz ama dönmüyor. 50 bine yakın benim param var onda kendisinde. 13 tane atı altınım var. Ama alamadınız değil mi? Alamadım. Burası Ümraniye'de bulunan bir kuyumcu dükkanı. Normalde her gün açık olan bu iş yeri yaklaşık bir haftadan beri kapalı. İşte bu durum bazı müşterileri tedirgin ediyor. Alacağımız var, altın alacağımız var. Parayı verdik daha alamadık yani. Ne kadarlık altın verdiniz? 6 milyarlık. Ya 50 bine yakın benim param var onda kendisinde. Emanete bırakmıştım parayı, sözde bana altın getirecekti. Müşterilerin amacı aslında kâr etmekti. Altının gram fiyatı düşükken kuyumcuya para veriyorlardı. Gram fiyatı yükselince de altınları alıyorlardı. Evet, kuyumcunun önünde kalabalık sürekli artıyor. Aslında buradakiler ellerindeki paraları kuyumcuya teslim etmiş ve karşılığında da ondan altın alacaklardı. Ve böyle bir kartvizitin arkasında da gramları yazıyordu. Ancak şu ana kadar ellerine ne para geçti ne de altın. 7500 lira karşılığında 50 gram altın alacaktım, bilezik alacaktım. Şimdi telefon ediyorum, cevap vermiyor. Düğün yapacaktık, parayı verdik. Daha ödeme yapmadı yani. Bizim de korkumuz var. Yani. 13 tane atı altınım var. Ama alamadınız değil mi? Alamadım. Hemen hemen şu an 14 milyar falan ya. Hac için para biriktiriyordum. Alacağım diye verdim. Mağdurlar kuyumcuyu aradıklarında ulaşamadıklarını söylüyor. Biz de arayacağız şimdi kendisini ve iddiaları soracağız. Şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Kuyumcunun söylediğine göre bu altınlar da birkaç gün içinde ellerine geçecekti. O kuyumcu sağlık sorunlarından dolayı hastanede olduğunu söyledi. İyileştiğinde de müşterilerin parasını iade edeceğini söyledi.